kendi yaptığınız işlerden hem de önümüzdeki uzun vadedeki planlarınızdan bahsedebilirsiniz diye. Bu programda bilmiyorum takip ettiniz mi, YouTube'da da hala devam ediyor ama şu anda henüz başlamadı. Bu da yine bizim komisyonun yürüttüğü bir çalışmaydı, bir projeydi. Daha sonra bizim amaçlarımızdan bir diğeri de kent vizyonunun ve markalaşma ile ilgili, kent vizyonu ile alakalı bir çalışmalar yapmaktı. Bununla ilgili de yine duymuşsunuzdur, her birimize bir Pamukkale ile ilgili kitapçıklar gönderdik. Pamukkale Köyü bir çalışma grubu oluşturdu. Bu çalışma grubunun amacı da Pamukkale'deki bizim işte hayal ettiğimiz bir Alaçatı, bir Şirince gibi bir yer bulmasıyla ilgili bir projeydi. Bununla alakalı öncelikle bir uluslararası yarışmalar, pardon, ulusal düzeyde bir mimari proje yarışması düzenledik, fikir projeleri. Bu fikir projelerini size gönderdiğimiz kitapçıklarda yer alıyor. Ve bütün yerel yönetimlerin bu kitapçıklara sahip olmasını sağladık ve böylece oradaki altyapının değiştirilmesi ya da oradaki vizyonun değiştirilmesi ya da nitelikli bir takım çalışmalar yapılması için farkındalık oluşturmak istedik. Bunu başardı. Ama tabii ki bu çalışma grubu bu fikirlerden başka bir şeyler daha yapmayı önerdi. Yine komisyon içerisinde. Bu da Pamukkale Köyü'nün uygulanabilir bir konsept projemiz aramaktı. Bununla alakalı yine bizim DEGİ üyesi olan mimarlardan oluşan bir çalışma grubundaki arkadaşlar tüm Pamukkale Köyü'nde bir konsept çalışma yaptı. Bu çalışmayla otel, işte restoran, işte satış mağazası gibi bir takım örneklendirmeler alınarak bunlarla ilgili bir ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi. YEKA desteğiyle yapıldı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Bununla beraber şimdi bu her şeyimiz hazır. Lansmanı bekliyoruz. Lansman için de bizim binamızın bahçesinde güzel bir lansman olabilmesi için biraz da bahar bekliyoruz. Şimdi burada amacımız nitelikli yatırımcıların buraya sermaye girişimini sağlanması için hayal edebileceği, gözünün önünde hayal edebileceği bir proje. Bir de yatırım maliyetlerinin aşağı yukarı tahmin edebileceği bir ön fizibilite olacak. Bunlar da yine kitapçık haline getirilecek. Onun dışında biz sonraki yani Eylül'de yönetim değişikliğimiz oldu. Bu dönemde de yani yönetim olarak şöyle bir karar aldık. Artık kurumsallaşmaya gitmemiz gerektiğini düşünerek dedik ki bir çalıştay yapalım. Bu çalıştayda da komisyon ve komite olayının ayrımına girdik. Daha önce işte genel projeler komisyonuyken artık iş ve genel projeler komitesi oldu. Ve iş ve genel projeler komitesinin ilk etkinliği de bugünkü etkinliğimiz. Yani ilk etkinliğimize hoş geldiniz bu arada tekrar. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünürken dedik ki farklı sektörlerden üyelerimizle bir araya gelelim. Herkes birbirini hem tanısın hem işte neler konuşabiliriz, gündem hakkında neler, hangi konularda sohbet edebiliriz tartışırken de. Tabii gündemimiz o kadar çok değişiyor ki bu arada. Bununla alakalı komitede çok tartışıyoruz. Yani bir gündem belirliyoruz. İki gün sonra önemini yitiriyor. Acaba başka bir gündem konusunu belirleyelim derken Necmettin hocamız sayesinde, yani Necmettin Bey sayesinde bir gündemde artık hiç çıkmayacak bir konuya sabitlendi. Sevdiği gündemde olan bir konu. Aynen, sanırım oradan çıkamayacağız gündemin dışında. Bu şekilde ben ilk olarak şöyle bir şey öneriyorum sizlere. Bizim komitenin amacı zaten dediğim gibi üyelerimizin birbirleriyle tanışık olması, işleri anlatabilmesi, tanıtabilmesi. Önce bir tanışalım. Herkes kendini bir sırayla bir tanısın. Yani işte markası, şirketi varsa uğraştığı birkaç sektör bunlardan kısaca bahsetsin. Daha sonra hocamızla tanıştıktan sonra hocamızın sohbetiyle devam ederiz. Ardından Okan Oğuz yine bizim DEGİAD üyemiz. O da yine bizim sorularımıza cevap verebilecek nitelikte bir çalışma yaptı. Gerçi sıkıştırabiliriz değil mi sana bu konuda? Bayağı bir hazırlık yaptı çünkü ben size. Bu şekilde bir program yapalım diyorum sizler için uygunsa. Ne dersiniz? Tamam, başlayalım o zaman tanışmaya. Buyurun lütfen sizden başlayalım.